Sen nereden biliyorsun böyle bir şey olduğunu ya? Anlatacağım ama çok uzun bir hikaye. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ya sen... Sen ciddi misin? Ne demek uzun hikaye ya? Bir süredir haberin vardı o zaman senin. Sayılmaz. Yani yeni öğrendim ben de. Yani şimdi bizim bir kardeşimiz daha var. Doğru mu anlıyorum? Öyle bir şey söylüyorsun ki şu an. Ne diyeceğimi, ne soracağımı şaşırıyorum. Şunu bana bir baştan anlatır mısın? Yani ben babamın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Sen nereden çıkarttın bunu ya? Kerem biliyorum. Ben de inanmak istemedim. Sen de diyorsun şimdi babam böyle bir şey yapmaz. Babam bize bunu yapmaz diyorsun. Ben de aynı şekilde düşünmüştüm ama yapmış işte. Üstelik bundan daha kötüsü var. Bundan daha kötü ne olabilir? Babamın birlikte olduğu kadını da tanıyoruz. Kim? Teyzem. Korkmakta çok haklısın. Hikayenin altından çıkacak olan benim. Ben bile korkuyorum öğreneceklerinden Melek. Böyle bir fikre nasıl kapıldın ya? Teyzem. Babam olacak iş mi? Söylediklerim doğru Kerem. Sen nasıl emin olabiliyorsun böyle bir şeye? Bir şey mi gördün, bir şey mi duydun? Ben eminim, biliyorum. Her şeyi de tek tek anlatacağım sana. Dur, dur bir dakika. Dur. Ben şu an sağlıklı düşünemiyorum. Abla bunlar şüphe değil mi? Çünkü teyzem... Yalan söyledi. Biz öğrendik bunu. Sen böyle bir takım şüphelere şey yaptın. Değil mi? Kerem böyle bir konuyu bilmeden etmeden konuşacak halim yok. Ya sakinleşip ardı ardına sorular sormazsan her şeyi detaylı şekilde anlatacağım ben zaten. Ben detay falan istemiyorum. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Gidiyorum ben. Daha sakin bir zamanda konuşuruz zaten. Teyzemin odasında babamın fotoğrafını buldum. Kerem gördüklerimi söylüyorum. Sen Kerem misin? Sana bahsettiğim kişi. Kardeşimiz. Murat.